Değerli dostlar, güzel bir gününüz olsun ve keyifli olsun. Bugün sizinle paylaşmak istediğim farkındalık bilgisi aslında hem kendi deneyimlerim hem de danışanlarımla ilgili ve koçluk yaptığım bireylerle ilgili yaşadığım durumları aslında size paylaşıyorum ve faydalanmanızı diliyorum. Şu an hayatınızdaki yaşadığınız bütün inişler ve çıkışlar, şundan çok emin olun ki eksik olan bilgiden kaynaklı. İnsanın da tıkandığı noktada veya aşamadığı noktada buna ne derseniz, yani hangi konu olursa olsun, mutlaka bilgisi eksik bir hal olduğunu sakın unutmayın. Her türlü korkuyu, her türlü fobiyi, her türlü vesveseyi ancak ve ancak doğru bilgiyle beslediğinizde onu kapatabilirsiniz veya doğru bir yere yönlendirebilirsiniz. Aksi halde eksik bilginiz olduğunda eksik bilgi sizi mutlaka çaresiz bırakacaktır. Ve insan sonucunu bilmediği ve kestiremediği veya hayal edemediği bir konuda mutlaka aklı takılı kalır. Bu sebeple bir şey konusunda takıldığınızda veya bir konu sizi rahatsız ettiğinde mutlaka eksik bilginizin olduğunu farkına varın. Peki bu bilgiyi nasıl tamamlayacaksınız? Bilgiyi tamamlamanın çok farklı yolları var. Eğer ki zihinsel bir şeye takılıyorsanız, gündelik hayatınızda normal akış şemalarında bir şeye takılıyorsanız mutlaka o takıldığınız konunun dünyevi olan işleyişine, amacını bulmalısınız. Eğer ki manevi olarak bir şeye takılıyorsunuz, ruhsal olarak bir şeye takılıyorsanız mutlaka onu besleyecek olan manevi bilinç şifrelerini elde etmeniz gerekiyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'den elde edebilirsiniz. Bunu etrafınızı gözlemleyerek daha çok hayatındaki bakış açıları geniş olan insanlara bakarak gözlemleyebilirsiniz. Ama eğer kendi içinizde bir konuyu çözmeye çalışırsanız, eğer bilginiz eksikse o yıllar boyu sürebilir sizde. Dolayısıyla bunu sürmemesi için eksik olan bilgiyi tamamlamak. Belki şu anda bu söylediğim şey herkes için bir anlam ifade etmeyebilir. Ama bilgisi olmayan hiçbir şey çözülemez. Örnek vererek gidersek eğer belki daha iyi anlayabiliriz. Diyelim ki herhangi bir konuda korkunuz var. Korku neydi? Korku yaşam esnasında karşılaşılan bir durumla ilgili işaretlenmiş olan duyguların açığa çıkması demek. Fobi nedir? Fobi ise herhangi bir şey olmadan olabilme ihtimallerine karşılık oluşturulmuş olan hallerdi. Bu sebeple eğer siz gündelik hayatınızda bir şeye yakalandıysanız, örnek vererek gidelim o zaman. Ne olabilir mesela bu? Diyelim ki işe girmek ve girmemekle ilgili veya bir hastalıkla ilgili takıldınız ve ilerleyemiyorsunuz. Yani sürekli hasta olmaktan korkuyorsunuz veya sürekli işsiz kalmaktan korkuyorsunuz. Şimdi bu korkuyu biri size iş vaat ettiğinde bitmeyecek veya bir hekimsiz hasta değilsiniz deyince bitmeyecek. Çünkü niye? Eksik bir bilgi var. Eksik bilgi ne peki? Eğer işsiz kalmakla ilgili bir durumumuz söz konusuysa biz bunu nasıl aşabiliriz? Bilgisi ne olabilir mesela bunun? İşsizlikle alakalı ne kadar çok işsizlik varsa o kadar da iş var. Ne kadar çok hayatında iş değiştiren varsa o kadar sabit kalan insan da var. O zaman aslında işsiz kalmak veya işte sürekli çalışmak aslında size ait olan bir hal olduğunu ve siz belirli davranışlarınızı düzelttiğinizde o işte süreklilik halinde devam edebileceğinizi, hatta birçok insan gibi aranılabilen bir insan olacağınızın farkındalığını yaşarsanız işsiz kalmakla ilgili olan süreci atlatırsınız. Neden insan işsiz kalabileceğinden dolayı halüsinasyonlar görür? Şunun için görür. Ya yaptığı işi sevmiyordur, iş yaparken ihmal ediyordur. Ya o işte çalışırken gerekli bir şekilde bilgisini veya gerekli bir şekilde emeğini vermiyordur, eksik veriyordur. Dolayısıyla bunları insan kendi içinde bilir. Bildiği için de bunun dışarıdan anlaşılabileceğini ve işsiz kalabilme ihtimalinin olduğunu algılar. Bilgisi ne peki bunun? Daha düzgün çalışabileceği bir iş değiştirebilir. İşini daha motive olabilmek için neler yapması gerektiğini bulabilir. Dolayısıyla bu farkındalıkla bunu aşabilir. Hastalıkla ilgili olarak da hekim, doktor size herhangi bir sağlık sorununuz olmadığını söylediğinde
bir süre rahatlayıp sonra tekrar acaba olur muyum korkusuyla alakalı bir şeye yakalandığınızı düşünürsek, peki bunun bilgisi nedir? Birçok insan hasta olabilir, birçok insan tekrar iyileşebilir. Sizin hasta olabilme ihtimaliniz, hastalığı oluşturan ne? Ruhsal çığlıklar, yani ruhunuzu dinlememek. Ruhunuzun içindeki haykırışların sebebini bulamamak ve en son fiziksel boyuta geçmesi. O zaman bilgi ne? Ben ruhumu mutlu etmeliyim ki, ruhum mutlu olmalı ki, içimde neşe olmalı ki, içimde huzur olmalı ki, bastırdığım duyguları olmamalı, içime koyduğum her duygu kendi seçimimle, kendi isteğimle olmalı ki fiziksel boyuta geçecek bir rahatsızlığım olmasın. Bilgisi bu olur, ancak bunu böyle aşabilirsiniz. Efendim, inşallah izah edebilmişimdir. Sevgiyle kalın inşallah.